Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kelebekli bileklik yapımı anlatacağım. Bu bilekliği bir asıl book'tan buldum. O yüzden desen numarasını da paylaşacağım sizinle. Yapacağım bileklik bu. Böyle bir kelebek. Kenarlarını, hepsini bir ipin içine alacağız. Sonra tekrar kelebek motifimizi yapacağız. Ve finalinde de aslında telli uzunluğa geldikten sonra da bilekliğimiz şöyle... Böyle birkaç kelebek yaptıktan sonra benim standart bilek ölçüm 14-15 cm. Hem erkek hem kadın için uygun bir ölçü. Yani 14,5'da ya da 14'te bırakıyorum. Zaten hani esneme payı oluyor. Öylelikle de 15 oluyor. Şimdi böyle bir bileklik yapacağım ve bilekliği yaparken kullanacağım ip Alize Diva. Genelde Alize Diva kullanıyorum. Yine sizde bu ip yoksa ama hani ben kalınlığını göstereyim. Belki bu kalınlığa yakın bir ip vardır. Olur. Yine benim bildiğim bazı markalar var. Kartopu Lotus, Alize'nin Baby ipi, DMC'nin Mulin ipleri. Onlar çok güzel ipler. Bileklikler çok kaliteli olur, güzel olur. Daha incesiyle de olur. Sence biraz hani daha fazla zamanınızı alır. Daha kalınıyla da olur. Bence bunun herhangi bir kuralı yok. İstediğiniz iple yapabilirsiniz. Artık iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Bunlarla ilgili bence bir kural yok. O yüzden yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi ben bu bilekliği yapmaya geçeceğim. Yine sizin de benim yapmamı istediğiniz bileklikler varsa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. YouTube'da yine yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca yine bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Bu bana gerçekten çok fayda sağlar. O yüzden çok teşekkür ederim. Şimdiden örgüye geçebiliriz. Şimdi iplerimizi 2 tane açık pembe, 2 tane koyu pembe, 1 tane de beyaz olarak ayırdık. Bunlar pembe olan 2 metre, bu pembe, şimdi bu 4 pembe de 2'şer metre, 2, 2, 2, 2. Bu beyaz olan da 2 metre 20 santim çünkü bununla loop yapacağız, o yüzden biraz daha uzun tuttum bunu. Şimdi bu ipleri ortadan ikiye böyle ayırıyoruz, şöyle ortalayalım. Uzun olan beyaz kısmı ben aşağıda bıraktım. Şimdi bu beyazı şöyle minik bir yumak haline getirelim. Şimdi loop yaparken tüm iplerimizin üzerinden beyaz ipi geçiriyoruz. Altından çekip sıkıyoruz. Şimdi soldan sağa üzerinden alıp altından geçirip sıktık. Şimdi sağdan sola sıktık, soldan sağa sıktık. Bir sağdan, bir soldan. Bir sağdan, bir soldan. Loop'a ayırdığım bir video var kanalımda, onu da izleyebilirsiniz. Ben burayı biraz daha hızlı geçeceğim. Burada yaklaşık olarak böyle 18 tane, 20 tane düğüm yapmamız yeterli geliyor normalde. Siz yine istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz loop'u. Şimdi şöyle bir uzunluk yeterli oluyor. Bunu direkt şöyle yapmıyoruz da. Şöyle yapmıyoruz da buraları iyice şöyle sıkıyoruz. Çok sert olsun. İleride kullandıkça içinden ipler çıkmasın. Bu tamamdır. Şimdi bunu tekrar ortalıyoruz. Şimdi desen numarasına göre iplerimizi sıralayalım. Şöyle. Şimdi bu ikinci sıradaki koyu pembemizi pembenin üzerinden şöyle soldan sağa bir, tekrar soldan sağa iki.
açık pembenin üzerinden şöyle soldan sağ üzerinden alıp altından geçirdik, sıktık. Tekrar yapıyoruz aynı işlemi. Şimdi diğerine yine pembeyi açık pembenin üzerinden soldan sağ 1, soldan sağ 2. Her seferinde 2 düğüm atıyoruz. Şimdi aynı işlemi hemen sağ tarafta yapalım. Bu koyu olan pembeyi pembenin üzerinden geçirdik. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. Şimdi açık pembenin üzerinden şöyle sağdan sola 1, sağdan sola 2. Şimdi artık sondayız. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. Şimdi bu her iki yakayı birleştirelim. Şöyle soldan sağa 1, tekrar ipin üzerinden alıp altından geçirip sıktık. Evet. Şimdi bu koyu olan pembeyi beyazın üzerinden şöyle sağdan sola 1, sağdan sola 2 şeklinde dışarı doğru yürütelim. Şimdi en sağdakini yapalım. Pembeyi, yine koyu olan pembeyi beyazın üzerinden soldan sağa 1, soldan sağa 2 diye dışarı atalım. Şimdi bu pembeyi beyazın üzerinden, açık pembeyi bu sefer sağdan sola 1, şimdi soldan sağa. Şimdi açık pembeyi pembenin üzerinden soldan sağa 1, soldan sağa 2. Şimdi açık pembeyi bu koyu pembenin üzerinden soldan sağa 1, sağdan sola 2. Hemen aynı işlemi sağ tarafta da yapalım. Ne yapıyorduk? Açık pembeyi beyazın üzerinden soldan sağa 1, sağdan sola 2. Şimdi yine açık pembeyi pembenin üzerinden sağdan sola 1, sağdan sola 2. Şimdi açık pembeyi pembenin, koyu pembenin üzerinden sağdan sola 1, soldan sağa 2. Evet, bu kısmı da yaptık. Şimdi bu koyu olan pembeyi beyazın üzerinden en sağdan sağdan sola 1, sağdan sola 2. Şimdi açık pembenin üzerinden koyu pembeyi şöyle sağdan sola 1, şimdi soldan sağa. Aynı işlemi karşıda da yapalım hemen. Önce pembeyi beyazın üzerinden şöyle soldan sağa 1, soldan sağa 2. Şimdi koyu pembeyi açık pembenin üzerinden soldan sağa 1, şimdi sağdan sola 2. Şimdi bu koyu pembeyi beyazın üzerinden sağdan sola 1, şimdi soldan sağa. Hemen aynı işlemi karşıda yapalım. Pembeyi açık pembeyi beyazın üzerinden soldan sağa 1 ve sağdan sola 2. Şimdi şu aradaki iki tane açık pembenin solundakini, sağındakinin üzerinden soldan sağa 1. Şimdi tekrar soldan sağa üzerinden al, altından geçir, sık. Aynı işlemi şu iki pembe için de yapalım, açık pembe için. Sağdan üzerinden alıp altından geçirdik, sıktık. Tekrar sağdan üzerinden alıp altından geçirip sıktık. Şimdi bu koyu pembeyi açık pembenin üzerinden soldan sağa 1, sağdan sola 2. Şimdi yeniden koyu pembeyi açık pembenin üzerinden sağdan sola 1, soldan sağa 2. Şimdi şu arayı bağlayalım. İki koyu pembeyi önce birbirine bağlayalım. Sağdan sola 1, sağdan sola
2. Şimdi koyu pembeyi açık pembenin üzerinden soldan sağa 1, soldan sağa 2. Şimdi yeniden soldan sağa 1, soldan sağa 2. Aynı işlemi sol tarafta da yapalım. Bu koyu pembeyi açık pembenin üzerinden sağdan sola 1, sağdan sola 2. Tekrar şöyle sağdan sola 1, sağdan sola 2. Şimdi burada bu beyazı buradaki 4 ipimizin üzerinden şöyle soldan sağa üzerinden al, altından geçir, sık. Şimdi sağdan sola. Aynı loop yapar gibi. Bundan 6 tane yapacağız. Bu 1. 2 düğüm 1 düğüm ediyor. Şimdi soldan sağa 1. Sağdan sola 2. Bu da 2 yaptı. Şimdi soldan sağa 1. Sağdan sola 2. 3 yaptı. 4. 5. Bu da 6. Aynı işlemi hemen sağ tarafta da yapıyoruz. İplerimizin üzerinden aldık, altından geçirdik, sıktık. Şöyle. Şimdi soldan sağ. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu 5. Bu da 6. Şimdi burada loop'ta yaptığımız gibi şöyle hafif hafif sıkalım. Çünkü ileride şöyle dursun istiyoruz aralarında. Şöyle. 3 4 5 6 3 4 5 6. Şimdi videonun başında desen numarasındaki renklere göre yeniden diziyorum aynı şekilde. Burada isterseniz videoyu başa alabilirsiniz. İsterseniz de desen numarasından gidebilirsiniz. Ben şimdi aynen buradaki açık mavileri pembe olarak düşünün. Bu siyahı da koyu pembe, sarıyı da beyaz. Ben şimdi videonun başını aldım. Burada da şunu demek istiyor. En altta B, A, A, C böyle sıralanan harfleri en başa çektiğimiz zaman burada en başa çektiğimiz zaman yeniden B, A, A, C şeklinde olduğunu göreceksiniz. Burada videoyu en başa almanızı aslında yani bu bilekle en baştan devam etmenizi söylüyor. Model burada sadece bu. Bizim yaptığımız gibi. Ben şimdi burada örmeye devam edeceğim. Siz de isterseniz videonun en başına alın. Yani sanki buralar hiç örülmemiş gibi. Şuradan ne yapıyorduk? Pembeyi yürütüyorduk. Koyu pembeyi yürütüyorduk. Beyazları dışarı alıp aynen burada olduğu gibi devam ediyorduk. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi biraz daha hızlı öreceğim. Şimdi ben burada 8 tane kelebeği tamamladım. Hemen ölçüsünü de göstereceğim. Normalde 14-15 cm bir ölçü. Hem erkek hem kadın bileği için uygun, standart bir ölçü oluyor. Bu da yaklaşık olarak böyle 14 cm biraz geçiyor. Şimdi bitirişi yapacağız. Şöyle ortalayalım. Fazlalık iplerimizi keselim. Şöyle fazladan iplerimiz. Saç örgüsüyle bitireceğim. Burada isterseniz başka kapanışlar da yapabilirsiniz. Yine kanalımda mevcut burgu kapanış. Ya da dörtlü örgü yapabilirsiniz. Ama ben direkt üçlü bildiğimiz saç örgüsü yapacağım. Şöyle üçe ayırıyorum. 2-2-1 şeklinde.
Burayı istediğiniz uzunlukta bırakabilirsiniz. Çok uzun bırakırsanız hal olarak da kullanabilirsiniz. Benim normalde bilek için şu orta parmağımın uzunluğunu baz alıyorum. Ama biraz daha uzun tutup hani hal olarak da kullanmak mantıklı. O yüzden şimdi biraz uzun tutacağım ben de. Şimdi şöyle düğümümüzü atalım. Hemen bu tarafı da örüyorum. Eğer böyle ipinizde tüylenme olursa da çok hafif çakmakla şöyle tütsüleyebilirsiniz. Hafif hafif böyle yanlarından üzerinden alarak. Evet. Şimdi bilekliğimizi bitirdik. Şöyle koluma takayım. Şu looptan geçirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.